Dostlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Küba Black Cat'in zincirini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Taha zaten zinciri çok iter o kadar iter. Bütün şu ayar vidalarını evet çevirdik. Şunu da çevirelim. Bunu da çevirelim. İleri doğru ittir. Yavaş sakin. Yavaşça tamam. Tam o ileride olsun. Biraz şöyle. Biraz daha. Öbür tarafı da aynı şekilde. İtileri. İt biraz daha şunu. Tamam. Diğer tarafı da aynı şekilde aldı. Şimdi bunun burada baklası var. O baklasını bir sök. Evet, zincirin kilidini sökeceğiz. Ama bunun bir püf noktası var işte. Bakın. Bir saniye. Bak. Şu hareketli parça arkadaşlar. Şu hareketli parça. Biz şu penseyi şuna tutturup şunu bu tarafa doğru iteceğiz. Hadi bakalım. Birazcık penseyi yan tutman lazım daha. Oradan değil. Sen dediğimi anlamamışsın. Bir saniye bekle. Evet. Şimdi püf noktasını gösterdim. Hadi güzel. Evet. Kaybetme. Baklayı çıkar yerinden. Öyle değil oğlum. İleri şöyle itiver. İleri çıkar o zaten. Çıkar. Komple. Çek zinciri. Geriye doğru. Yavaş. Motor boşta olması gerekir arkadaşlar. Evet, çek zinciri. Evet, çek bakalım zinciri. Çek. Tamam. Koy yere. Şimdi zinciri dişliği biz niye değiştiriyoruz? Zinciri dişliği değiştirmemizin sebebi arkadaşlar bakın bu zincir dişli. Zincir şöyle boşluk yapar arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yani şu boşluğu şöyle yapalım. Şu boşluğu yapmaması lazım. Bakın gördünüz mü? İki baklayı. Şunlar her biri bakla arkadaşlar. Tamam mı? Her biri bakla. Şunu biz şöyle ileri geri aldığımızda hele hele şuradaki boşluğa bakın. Gördünüz mü? Bakın şöyle oynamaması lazım. Evet gördünüz mü? Bak şöyle oynuyor. Bu zamanla ne yapıyor? Bu şekilde boşluk dişlinin dişlinin tam şuralarına biniyor arkadaşlar. Buralara bine dişinin ucunu ileriye doğru, gittiği yöne doğru eğiyor. Ondan sonra zarar veriyor. Şimdi normalde aslında sadece zincir değişmez. Takım değişir. Ön dişli, arka dişli değişir. Bu arada 8 dokuma getir şu kapağı bir sök. Ön dişli kapağını. Arkadaşlar bakın dişlinin uç tarafları gayet iyi. Bir ikincisi zincirin ölüp ölmediğiyle alakalı. Biz nasıl anlarız? Birinci sebebine ne demiştik? Hemen geri dönelim. Bu dişli sağlam arkadaşlar. Bakın şu uçları düz, sivrenmemiş. Şu ara kısımları fena değil. Bu zincir dişli bir zincir daha hak eder dostlar. Şimdi gelelim zincirin ölme konusuna. Biz ne dedik? Birincisini şu boşluk dedik. Şöyle ileri geri boşluk yaptık. İkinci siz zincir dişiyle çöktüğünüz zaman bakın bu şöyle buralarda katlanma yapıyor. Neden? Çünkü uzun bu. Her bir boşluk mikron milim uzunluk toplam baklalarda olduğu zaman bu böyle sünüyor ve şey üzerinde dişli üzerinde şöyle sarkmalar yapıyor. Dolayısıyla böyle bombelemeler yapıyor. Zincirin ölme şeylerini ölüp ölmediğini anlamak için de yöntemlerden bir tanesi de bu. Dişinin durumundan bahsettik. Şimdi de gelelim zincirimizi yeniledik. Yeni bir zincir aldık. Yeni zincirde de nelere dikkat etmemiz gerekir? Arkadaşlar birçok marka var. Çin malları var. Markalara girmeyeceğim. Öncelikle modele gireceğim. Her motosikletin bir zincir modeli olur arkadaşlar. Bu motosikletin 428 model ve 128 bakla. Model ne? Modeli arkadaşlar her motorun büyüklüğüne göre zinciri genişler ve büyür otomatikmen her zincir her motosiklete olmaz. Dolayısıyla biz motosikletimizin zincir modelini bilmemiz gerekir. Birincisi bu. İkincisi zincirin uzunluğu 128 bakla. Peki baklayı nereden anlayacağız? Neresi bakla? Şu hareket eden her bir parça bakla arkadaşlar. Bu motosikletin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de değişir. Cross daha uzun olur, öbürü kısa olur vesaire. Dolayısıyla da
Bu zincirleri seçerken motorunuzun zincirinin her bir baklasını sayıp ona göre zincir almakta da fayda var. Peki biz nasıl bir zincir aldık? Arkadaşlar bu 250 liralık KMC'nin bir zinciri. Bu zinciri Çin malları var. Mesela bu 250 liraydı. Kayseri'de Erciyes bisikletten Hakkı abiden aldım. Bunun 130-120 liralık olan vardı. 250 liralık KMC modelini seçtim ki dolayısıyla daha uzun ömürlü bir kullanım elde edebilmek için. Evet, şimdi gelin zincirimizi bir takalım. Boyu bunun, bizim zincirimizin uzunluğu 121, bu aldığım 128, dolayısıyla da boyunu da kısaltmamız gerekecek. Bunun işlemi de çok basit dostlar. Zincire geçmeden önce arkadaşlar, dişlisi o kadar çok anormal oynuyordu ki, yani ben bunu zaten şu dişlisini değiştirdim. Şanzıman dişlisini değiştirdim. Dolayısıyla bakın gördünüz mü? Çok aşırı derecede oynuyor. Ha, oynayacak, hiç oynamayacak değil ama bakın şu da sıfırı. Biz bu dişliyi 50 liraya aldık. Bakın onunla bunun oynamasının arasında çok fark var. Dolayısıyla hafiften buralara da sürtmüş. Çok fazla oynadığı için ve bakın şöyle göstereyim size aradaki farkı. Yani aslında oradan çok fazla göremiyorsunuz ama şimdi o parça dişli çok fazla oynadığı için bu üstündeki pulunu da ciddi şekilde zarar vermiş. Deform etmiş. Bakın şuraları ne kadar aşırmış. Neredeyse bitip dışa doğru gelip tehlike oluşturacakmış arkadaşlar. Evet, bunun takması basit. Bu arada Cuba Black Cat için neydi onun ismi? CG'ler var ya, CG'lerinki rahatlıkla dişlisi bu motora uyuyor. Birçok parçası motor bloğunda, motor kısmındaki birçok parçası buna uyuyor arkadaşlar. Dolayısıyla aklınız olsun, egzantri olsun, vites dişleri olsun, uyuyor. Bu motor için kullanabilirsiniz. Evet, ön dişlisini güzelce somunlarını taktım. Bir de güzelce sıkalım. Vites atıp rahatlıkla dişlisini sıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü? Şimdi eski zincirimiz 121 bakla ama tekeri en ileri pozisyonu alıp doğru bir ölçüm için zincirimizi motor üstüne takıp ölçümüzü öyle alıp uzunluğunu o şekilde ayarlayacağız dostlar. En ileride bakın baklanın ucucuna geldiği yer ise evet, bir boşluk bırak verdirsem ayar için. Çünkü çok sıkı olacak gibi. Evet, ucucuna geldiği yerde tam da şurası arkadaşlar. Şuraya ya işaret vurun. Kaybetmem derseniz işaretsiz de çıkarabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ucundan şu kilit hariç 1, 2, 3, 4 tane çıkaracağız arkadaşlar. Ya da işaret de vurabilirsiniz. Tamam. Hadi sökelim. Sökmek için arkadaşlar şurada bakın pinleri var. Gördünüz mü? Pinlerin kafasları birazcık böyle perçimli. Biz ne yapacak? 4 tane çıkaracaktık. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane çıkarınca birazdan anlatacağım neden işte 4 tane çıkaracağız. 5 çıkarsaydık ne olurdu? Olmazdı arkadaşlar. 5'in ağzı farklı gelecek. Şimdi birazdan anlatacağım. 4 çıkar. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 4 çıkar. 5 çıkmaz. 6 çıkar. Böyle hatları gider. Dolayısıyla
Şimdi 1, 2, 3, 4. Dur önce öyle değil. Önce öyle değil. Bak bir saniye. Önce ver çekici. Önce tut şuradan tut. Düz tut düz. Geriden. Şöyle bir vuruyoruz arkadaşlar. Buzdolabın biraz içine geçiyor. Daha sonra bir çelik. Ben vurabilir miyim? Elime vuracaksın çünkü. Bir saniye sen bana bırak be. Evet çelik bir çiviyle arkadaşlar. Evet işte bu burada problemimiz şu. Çelik bir malzeme lazım yoksa. Şimdi olmadı işte. Şeyle böyle bit ucu var. Vidalama uçlarının ucunu sivrettik. Bakın arkadaşlar. Şöyle vurduk aşağıya gitti. Şimdi somunun pimin altına değmemesi lazım. Şöyle bir yükseltiyi şöyle somunlarla yükselttik. Reis görüşürüz. Tam vurup çıkarttırmıyoruz. Çünkü arka tarafından daha sonra kullanmak icap ettiğimizde takması zor olur diye. Evet. Az daha ister daha. Az daha ister. Evet çek bakalım çıkacak mı? Evet kastıp çıkarabilirsin. Olmadı mı? Az daha ister. Şu somunlardan birkaç tane daha getir. Birkaç tane mi? Bir tane daha. Somunların ağzı karşıya dayandı. Yani bu biraz daha çukurda kalması lazım. Şimdi bu pimi çok fazla dışarı şuradaki bakladan dışarı çıkarttırırsak yarın bir gün bu baklayı kullanmamız icap ettiğinde sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Evet çim çıkar bakalım. Dur zorlamadı. Eğme eğme. Eğme. Bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha dene. Gelecek gibi sanki bu sefer. Dur dur dur. Az daha ister. Az daha ister getir. Ne kadar uzunmuş ya. Ne bileyim. Bir daha dene. Evet kendiliğinden çıktı. Bakın evet. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Eğer biz bunu 5 çıkarsaydık şunun gibi bir ağız olacaktı. Yani bu zincirin bizim tüm zincirin ikisinin ağzının da bu şekilde olması lazım. Şu kilidi görmeyin arkadaşlar. Şu kilidi bir çıkaralım. Bakın arkadaşlar zincirin iki ucunun da yani bizim o motora kullanacağımız iki zincirin ucunda bu şekilde olması lazım ki zincir kilidini takabilelim diye. Eğer biri şu vaziyette, biri şu vaziyette olursa takamazsınız. Yani iki tarafında bu vaziyette olması lazım. Bunu çıkarması da bu şekildeydi. Hadi yerine takalım. Takalım tak tak. Baklasın derken kilidini. Kilit dıştan içe doğru takılır. Evet tamam. Tamamdır. Tamam. Tak şeyini tak kilidini tak. Evet. Hata bir. Öyle takılmaz. Zincir ne tarafa dönüyorsa onu tak. Onda şey yok. Onda ters yön yok. Öyle ya da dur. Bir saniye dur. Şöyle daha iyiydi sanki. Burası daha yuvarlaktı çünkü. Şöyle mi o zaman? Hah. Zincirin döndüğü yönün öbürünle şurası tersti ama. Şurası kapalı olacak. Tersti.
şöyle dönüyor ya, takılıp bir yere çıkmasın diye. Tak şimdi. Tamamdır. Şimdi ayarını yapalım. Bir şekilde geriye doğru çekip, tamam mı? Ondan sonra her iki tarafında sıkma. Sıkma. Her iki tarafında ayar çentiklerinin aynı yerde olması önemlidir arkadaşlar burada. Ve zincirin çentiklerinin aynı yerde olması gerekir. Ve zincirin çok aşırı da sıkı olmaması gerekir dostlar. Yani takalım. Yön kapağıyla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. En son taksanız daha sağlıklı olur ama motorda yan ayak test takıyorsun. Motorda yan ayak olup yan tarafı yattığı için takması zor oluyor diye ben bu şekilde takıyorum. Vites kolunu aşağıya doğru bastırıp ondan sonra vidalarını sıkmanız gerekir dostlar. Zincir ayarı gerçekten bir ustalık ister arkadaşlar. Yani zinciri baktığınız zaman şimdi baya baya oynuyor. Tacım üzerine çöktür. Bir saniye yan ayağı kapatacağım. Ayağı basıyor çünkü bir saniye. Gördünüz mü? Şimdi bakın daha az oynuyor. Daha gergili. Yani bırak daha bir saniye. Yan yatır, tekeri bir çevirelim. Şimdi bir de bunun gerip gevşetme olayı var. Tekrardan çök üstüne. Şimdi zincir bazen bazı yerde dönünce sıkılaşır, bazı yerinde gerip gevşetilir. Şu ayar iyi. Bir daha yan yatır. Bir daha ters. Tekeri ters çevirelim. Şimdi çök. Evet. Yani tekeri çevirip zincirin genişliğini kontrol etmeniz lazım. Yani şu durumda şöyle 1,5 santim kadar esnemesi kafi gelecektir. Çok gevşek olursa zincir atar, sağa sola sürter. Çok sık olursa da ön dişlideki grup bilyasını, arka tekerdeki bilyaları ve diş sistemine zarar verir. Burada bu ayar çok önemli. Evet, şimdi güzelce tekeri vidalarını sıktık. Evet. Oralara yıldız kaçıracak gibi yalnız o. Yıldız kullansan iyi olur daha. Bir şey olmaz. Olur işte. Dün de sıktım ben. Tamam. Şu anda gevşetiyorsun. Evet. Arkadaşlar bakın açık ağız kullana kafasını yalam etmişler. Biz mutlaka yıldız anahtar kullanıyoruz dostlar. Evet. Zincir ayarı da bu motorun bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Zinciri yağlamayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.